görüyorum aslında. Yani temel üç soru. Mesela deist olmayı tercih eden bir gencin kırılma noktasına dair sorusu ne? O soruya İslam doğru yanıtı veriyor mu? İslam veriyorsa siz mi veremiyorsunuz? Yani işte hocalar mı veremiyor? Nerede bu kopuş başlıyor? Hocam ben bağlam oluşturayım Buyurun. size. Bizim şöyle bir problemimiz var. Yani İslam'la Müslümanlar arasında bir ayrım yaptık ya. Ben Müslümanların özellikle sosyal bilimler ve felsefe konusunda zafiyet olduğunu düşünüyorum. Yani bizim eğitim sistemimizin buna dair bir öğretisi yok. Yani basit bir örnek verecek olursam mesela üzüntü, insanlar üzgün. Bak bu çok dağınık bir fenomen. Yani bunu inceleyemezsiniz. İnsanlar üzgün mü değil mi? Bunu incelemez ama sosyal bilim gelir oraya, depresyonla ilgili anketler yapar, tanı kriterleri koyar. Bu bütün veriyi toplar. Ondan sonra gelir mesela felsefe der ki işte depresyon ve insan duygularla akıl arasındaki ilişki böyledir. Bizim dağınık verilerimiz var. Ama sosyal bilim üretmekte, felsefe üretmekte uzun zamandır problem yaşıyoruz. Yani bir misal olsun mesela atıyorum Gazali çağında siz Gazali'nin karşısına gidip bir soru sorduğunuzda Gazali'den iyi şey bilmiyordunuz, psikoloji bilmiyordunuz. Gazali'den iyi felsefe bilmiyordunuz. Şimdi mesela Gazali'den soru alıp yani Gazali okuyup İslam'a karşı ya bunları bile söylemiş bu adam Ama zaman değişti hocam. Yani mesela şimdi biz denilen bir bunu noktadayız. oluşturduğumuzda bir zaman çeşidi vardı. Sonra Einstein geldi, izafiyet diye bir zaman koydu. Şimdi bizim bu zamana göre tekrar bir kader inancı konuşmamız lazım. Yani nasıl Yani bir... bu çok önemli. Tabii. O zaman şöyle, o zaman kaynak kitapların yakılması mı lazım? Hayır, hayır, canım, hayır, hayır. Oradan yeni paradigmalar üretilmesi, bir bina inşaatı gibi. Tabii. Yani uygarlık böyle bir şeydir. Altay Hocam, özür diliyorum, sözünüzü kestim, lütfen devam edin. Şimdi bu uygarlık dediğimiz şey bir bina inşaatı gibidir. Herkes birer tuğla koyar. Tabii. Gazali de çok önemli bir misyonu vardır. Farabi'nin de vardır, ötekinin de, şunun da, bunun da. Hatta bütün toplumların. Gazali'den vuruyorlar ama İslam'ı. Yok yok, şey hatalı. Önemli değil. Mesela yani hatalı, kimin hatalı ne hocam. Yaptığı önemli Efendim? Değil. Hatalı. Hocam bir de onları kaynak kitap... iyi okumuyorlar hocam Gazali'yi biraz. Yani cımbızlama çalışma. Cımbızlama. Yani mesela ben size bir misal vereyim. Ben Gazali'den bastığım noktayı söyleyeyim. Mesela Gazali çağında felsefe ve bilim yaklaşık aynı şeydir. Tam ayrışmamıştır yani bizim modern bilim dediğimiz bilim. Gazali diyor ki filozofların diyor birkaç sıkıntısı var diyor. Yani ya hatalı görüşleri var diyor. Diğeri de diyor filozofların hatalı görüşlerine bakıp bütün görüşlerini reddedenler var diyor. Mesela bunlara misal olarak ay tutulmasını hesaplayanların diyor görüşlerini reddediyorlar diyor. Ama diyor siz bunu reddettiğinizde diyor insanlar ay tutulmasının tarihinden şüphe etmezler. Dinden şüphe etmeye başlarlar diyor. Bu Müslümanlar cahildir diye düşünürler diyor. Bu çok ciddi bir hatadır. İslam'a çok büyük zarar verir diyor. Hatta orada şey filan söyle işte. Ahmak dost akıllı düşmandan kötüdür şeyini söylüyor. Yani şimdi Gazali'nin aynı bastığı yerde ben mesela şu an aynı yere basarım. Derim ki kardeşim çok bu gözleme dayalı bilimle dini çatıştırmanın bir anlamı yok. Mesela diyor ki biz ayeti yorumlarken akıldan yola çıkıyoruz diyor. Aklımızla bile ayetleri yorumluyoruz diyor. Bilimsel veri zaten güçlü bir veri tipi. Yani bununla da yorumlarım ben diyor. Hani yoruma dahil olur benim aklım. Şöyle bilim geliştikçe, felsefe geliştikçe veya aslında fizik ve matematik geliştikçe bilimde. Bilim yani mesela şu soru hocam çok bariz bu bir örnek. Bu sorulara yeni yanıtlar vermesi gerekiyor İslam. Ya da yeni bir dil. Mesela her zaman yeni yanıt gerekmez. Bazen yeni bir dil gerekir. Mesela dedi ki ya ben eşcinsel oldum. Bir çocuk mesela Kur'an'da da Lut Aleyhisselam kıssası var. Ya dedi benim iradem var mı? Yani ben hasta mıyım? Ben sorumlu muyum şu an? Şimdi bu sorunun cevabını sadece ayet okuyarak cevap veremezsiniz bu soruya. Bu soru bir psikolojik donanım ister. Yani bir psikoloji bilen bir insan gerekir. Felsefi arka plan ister. Tabii, biz bunu uzun zamandır yapmayı bıraktığımız için bayağı bocalıyoruz. O yüzden İslam ve aslında Müslümanlar arasında bir ayrım yapmak gerekiyor. Şöyle diyeyim, İslam'ın hakikatleriyle hakikatlerin tartışılma biçimi ve temellendirilmesini ayırmak Tabii. lazım. Yani sonuçta çağın değişmesiyle İslam'ın hakikatleri Aynen. değişmez. Mesela Tabii. Allah gafurdur, bağışlayıcıdır değişmez. Veyahut da Allah Tabii. ezelidir, evveldir değişmez. Fakat ne değişir? Yani evvel olayı mesela bugün diyelim entropi yasası üzerinden Tabii. tartışılmaya başlar. Veya Allah'ın işte evrende her şeyden haberdar olduğu bugün hassas ayarlar üzerinden tartışılır. Yani başka tip bir temellendirmeye gidilir. Tabii. Veyahut da ne bileyim... Şükredin diye Kur'an'da geçen ayet bugün şükretmenin insan psikolojisinde oluşturduğu Tabii. değişiklikleri gösteren çalışmalarla başka türlü ortaya konulabilir. Yani savunulan hakikatler değil o hakikatlerin temellendirilmesi şekli, onunla ilgili tartışma itirazlara cevap yani, veriş şekli değişir. Tabii, yoksa yani, tabii ki bu çocuğa yani savunulan ki, temeller aynıdır. Tabii tabii. Sizin yani, iradeniz var deseniz de psikoloji kullanmak zorundasınız. Yok deseniz de psikoloji kullanmak zorundasınız. Yani var deseniz işte prefrontal korteksiniz şöyle çalışıyor falan diyeceksiniz.